Merhaba, bugünkü kitabım Hermann Hesse'den Bozkır Kurdu. Hermann Hesse, Türkiye'deki okurlar tarafından çok sevilen bir yazar. Bunun çok çeşitli nedenleri var. İnsana dair, yaşama dair çok öz, çok temel şeylerden bahsediyor ve bunları da çok güzel ifade eden bir yazar. Hesse'de beni en çok etkileyen şey, insan merkezli dili kullanmıyor olması, eril dili kullanmıyor olması. Üstelik Hesse, 1877 yılında doğup 1960'larda vefat etmiş olan bir yazar. İki dünya savaşı görmüş, insanlık tarihinin en korkunç dönemlerine, en korkunç olaylarına tanık olmuş. Buna rağmen çok yumuşak bir dili var, çok hümanist bir dili var. Ama insanı merkezine almayıp doğayı ve diğer canlıları da en az insan kadar önemseyen bir dile sahip. Bunun çok çeşitli nedenleri var. İki Dünya Savaşı'na tanık olmuş. Bu çok önemli bir şey. Bozkır Kurdu'nu İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yazmış. Birinci Dünya Savaşı'nı gördükten sonra. Özel hayatında da çok sıkıntılı dönemleri olmuş. Ailesinden, sevdiklerinden kayıplar yaşamış. Kişisel hayatında birçok başarısızlık olmuş. Ve bunlar Hesse'nin depresyona girmesine, hatta bir intihar teşebbüsünde bulunmasına neden olmuş. Daha sonra Jung'un öğrencisi Lang'dan psikanaliz tedavisi almış. Hindistan'a gitmiş, Budizm'le ilgilenmiş. Tüm bunlar nedeniyle olsa gerek, insana dair çok derinlikli, çok ince düşünceler geliştirmiş ve kitaplarında da bunlara yer vermiş. Hesse'nin kitaplarında temel aldığı en önemli şey şu. İnsanın çelişkilerini temeline koyuyor. Yani bizim hayvansal yanımızla aklımız, konuşmamız, bilincimizden kaynaklanan insan yanımızın çelişkilerini kitaplarında değerlendiriyor. Burada Bozkır Kurdu demesinin nedeni de şu. Kitap boyunca bir kurtla, bir kurdun doğasıyla insanın doğası arasındaki karşılaştırmaları yapmış. Kitapta üç anlatıcı yer alıyor. Önce kahramanımız Bozkır Kurdu, Harry Heller, bir yaşlı kadının işlettiği bir pansiyona geliyor. Bu yaşlı kadının yeğeni anlatıcı oluyor ve konuk olan Harry Heller'ı izleyerek ona dair hikayeleri anlatıyor. Daha sonrasında Harry Heller'ın anlatıcı olduğu ikinci bir bölüm var. Ondan sonra da Harry Heller'ın gittiği bir mekanda bu sefer karşısındaki kişi tarafından bir anlatım gerçekleştiriliyor. Postmodern bir roman bu da. Deneysel bir roman. Hesse anlatmak istediklerini anlatım biçimiyle güçlendirmeye çalışmış. Ama temelde yaptığı şey şu, hayvan yanımızla insan yanımız arasındaki çelişkiler. Ve bu kitapta da tüm kitaplarında olduğu gibi bize verdiği düşünce şu, doğru olan tek bir şey var, o da bizim kendi öğretimiz. Yani hayvansal yanımızın gücüyle yaşamımızı sürdürebiliriz. Çünkü bu sefer tamamen toplumdan, insanlardan, kurallardan kopmamız gerekiyor. Ne tam onların içine girebiliriz. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz sistem, devletin koyduğu kurallar, yasalar, kendi oluşturduğumuz ahlak yasaları, aslında tüm bunlar insanın doğasına aykırı şeyler. Hesse kitabında bunları da tek tek irdelemiş. Büyük bir kapitalizm eleştirisi var mesela. Tüketime dair bir eleştiri var. İnsanın keyif aldığı şeyler, eğlendiği şeyler, hazlar üzerine büyük eleştirileri var. Ama insan tüm bu çelişkileriyle insan. Bunların bir orta yolunu bulmak gerekiyor. Bu da bireylerin kendisine düşüyor ve herkesin kendisinin oluşturduğu bir öğretinin peşinden gitmesi gerektiği, ancak o şekilde huzura kavuşabileceğine dair bir metin okuyoruz burada. Dediğim gibi
Beni en çok etkileyen şeylerden biri Hesse'nin tüm kitaplarında ve bu kitapta da doğayı temel alıp doğayla ve doğanın içindeki canlılarla, ağaçlarla, havanın durumuyla, yani doğanın insanla yüz yüze geldiği her yönle bir iletişim, bir etkileşim ve bir uyum içinde olmamız gerektiğinin altını çiziyor sık sık. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşça kalın.